Efendim, gece görüşü programıyla huzurlarınızdayız. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Programımız bugün de başladı. Bugün de çok önemli bir konuğumuzu ağırlayacağız. İlk saatte efendim. Uzman sanat tarihçi, araştırmacı, yazar Sayın Kadir Atıcı ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Öncesinde de uzun uzun bir sohbet, söyleşi gerçekleştirdik. Evet. Yayın öncesindeki o söyleşinin o keyfi umarım ekranda da yansır efendim. İnşallah. Ki ilgi alanı olunca da sohbette koyulaşıyor evet, haliyle. Sayın Hocam, öncelikle sizleri bir tanıyalım. Biz ne iş yaptığınıza dair kısaca o terimlerle anlattık ama tabii, nedir efendim, neler tabii yapıyorsunuz Elazığ'da? Efendim, ben sanat tarihçisiyim. Uzun bir dönem Malatya'daydım. 2014 yılında Elazığ'a geldim. Evet. Elazığ'da Sayın Hocam Profesör Doktor İsmail Aytaç'la birlikte Harput Kalesi'nde kazıya başladık. Sonrasında tabii bu süre zarfı içerisinde hani insan memleketini tanımak ister ya, ben hep gözüm aslında buralardaydı. Elazığlısınız tabii, tabii, bu arada değil mi hocam? Ya okuyordum, araştırıyordum, işte kendi mesleğimi icra edebileceğim alanları bir bir tespit ediyordum. Sonrasında bu çalışmalarla birlikte işte bir takım kitaplar çıkardık, evet, yazılar, yayınlar vesaire. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın personeli olarak Elazığ Müzesi'nde müze araştırmacısı olarak bulunmaktayım. Aa, çok iyi hocam, çok iyi. Artı Harput İçkale kazısında İsmail Hocam'la birlikte orada kazı çalışmaları yapıyoruz ekipçe. Biz evet, öncesinde o merakınızdan da ayrıca tabii, meslek dışı merakınızdan da bahsettik. Kurgulama yeteneği. Evet. Siz daha öncesinde burada olmayı kurguluyor muydunuz efendim? Yani az buçuk sanki kurguluyordum gibi evet, geliyor. Tabii mesela ya kaçırdığım bir parantez içinde bahsedeyim. Bir 3-4 yıllık bir süre zarfında da ben Elazığ Belediyesi'nde Mücahit Bey döneminde KUDEP Başkanlığı da yaptım. Evet. Kültür varlıkları, işte Harput'taki tarihi yapıların evet, araştırılması, incelenmesi de işte o zaman imbiğimizden geçti diyeyim. Kurguluyordum sanki ya. Ya çünkü ben sanat tarihini seviyordum. İlgi alanıma giriyordu. Arkeoloji. Biraz geçmişe merakım vardı benim. Geçmişle alakalı söylemleri, konuşmaları sürekli takip ediyordum. Hatta küçük bir şey anlatmak istiyorum. Ben küçükken de sahadaki farklı taşları gördüğümde toplar eve götürürdüm. Annem de bu nedir getiriyorsun diye bana bazen kızardı. Evet. Evet. Hatta şimdi bazen konuştuğumuzda dedi ki oğlum senin olacağın işte diyor belli ya, bir insan diyor, 7'de evet, neyse 70'de oluyor diye. Bizim de böyle bir süreç devam ediyor. Peki hocam, gelelim Elazığ'a gelelim, buradayız evet, ve sanırım düşündüğünüz, kurguladığınız, bir gün burada olacağım evet, dediğiniz yerdesiniz. Peki efendim, bu konuda da severek iş yapıldığı takdirde de tabii merak ki da mevzu bahis olunca, deneyim, bilgi olunca da sanırım başarı kaçınılmaz oluyor ve konuya daha çok hakim oluyorsunuz. Tabii ki. Şimdi ben mesela sanat tarihini meslek olarak isimlendirsem de evet, aslında benim yaşam tarzım. Evet. Ya sanat tarihi aslında bir nasıl diyeyim, hobi. Biz bu hobinin içerisinde meslek de icra etmiş oluyoruz. Üstüne bir de para kazanıyorsunuz. Yani bir de öyle bir şey oluyor. Evet. İnsan sevdiği bir işi aşkla yaptığında hangi iş olursa olsun muhakkak başarıya mutlaka ulaşıyor. Mutlaka. Ve kişi kendinden, çevresinden, gerektiği zaman ailesinden ödün vermesini bilmeli. Bu biraz da demin ifade etmiş olduğum yaşam tarzı, insanın yaşama dair bir davası, bir dik duruşu evet, ise eğer bunu sağlaması ve yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi çok özür dilerim. Genç meslektaşlarımızla bazen bir araya geldiğimizde onlara da söylüyorum. Eğer yapmış olduğunuz işi sadece mesleki olarak bakarsanız başarı elde edemezsiniz. Doğru. Ya ona daha farklı boyuttan bakmak gerekiyor. Yani çok duygusal bir anlatım olacak tabii, profesyonel yapılan evet, bir işin içerisinde bunu koymak ne kadar doğru ama sevgi her alanda olması gerekiyor. Tabii yani ki iş hayatında tabii da ki, mesleki hayatta, özel hayatta, her yerde doğru, değil mi, canlıları, tabii insanları ki sevmekle tabii, yola çıktığınızda dediğim gibi başarı da kaçınılmaz oluyor. Değerli hocam, hemen alanınıza gelelim. Elazığ'da öne çıkan sanatsal ve kültürel miras unsurları nelerdir? Evet. Ve bunları hakkında, önemi ve tarihi hakkında
toplumsal önemi hakkında tabii, neler tabii. söyleyebilirsiniz? Şöyle, şimdi bizim coğrafya Harput diye şu an ifade etmiş olduğumuz mahalle aslında bir bölgenin ismiydi. Ve biz şimdi önceki dönemlerde Urartular ile başlayan süreci daha da geriye götürmüş olduk bu Harput İç Kale kazısındaki çıkan eserler bağlamında. Bu bize şunu gösterdi. Urartulardan sonra da aslında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyanın içerisinde yer alıyoruz. Üç tarafı sularla çevrili olan bir mini Türkiye'yi anımsatan Elazığ'ın doğası ve tabiatıyla birlikte demin ifade etmiş olduğum kültürel yapılaşmaların da varlığıyla birlikte aslında tablo bir bütünlüğünü sağlamış oluyor. Bu kültür varlıklarının tarihi yapıların, arkeolojik yerleşim alanlarının bir bir çalışmasının yapılması, kazılarının yapılması ve bunu biraz daha modern ifadeyle turizm destinasyonu içerisinde değerlendirilmesiyle birlikte aslında geçmiş medeniyetten kalan izleri yeni nesle aktardığımız gibi bizler de bir şeye fark ediyoruz. Hayat aslında hep aynı devam ediyor. Tarihte insanların yaşamış oldukları, düşünmüş oldukları ve demin konunun başında söylemiş olduğunuz kurguyla günümüzdeki aslında aynı. Sadece objeler ve nesneler değişmiş. Evet. Onu bile fark edebiliyoruz kazılarda, çalışmalarda. Kazı başkanımız söylemişti efendim. O da işte ekmek yapılıyor. Bir yerde ocakta tabii. yemek yapılıyor. Doğru. Yani o günlük hayattaki koşuşturma o dönemde varmış. Hayat gailesi o vardı. Dönemde varmış. Vardı. Zorluklarda vardı. Aynı şekilde. Tabii savaşla iç içe o uygarlıkların çıkarttıkları savaş, maruz kaldıkları hayat daha bir zorlaştırmış ama... Değişinde pek bir şey yok devam değil mi? Ediyor. Yani mesela, insan temalı yürüyoruz. Ben öğrenciliğimde arkeoloji dergisinde bir yazı okudum. Çorum'da Hüseyin Dede Tepesi'nde bir seramik çıkıyor. Evet. Ve o seramik üzerinde halay çeken kadın motifleri var. Ve o kadın motifleri ve kadın kıyafetleri günümüzde Doğu ve Güneydoğu'da halen daha kullanılan kıyafetlerle aynı. Evet. Artık Kayseri'ye gidiyoruz. Kültepe'de çıkan kazılar sonucunda çıkan tabletlerde kervan yoluyla geçip de orada oturup çay içen, çorba içenlerin borç olarak yazmış oldukları tabletler çıktı. O zaman da borca yazılıyormuş. Ya insan bunları görünce bir de mesela ilk kitabımda olsun, ikinci kitabımda olsun Osmanlı arşivlerinin içerisine girince 1600'lü, 1700'lü yıllardaki İnsan ilişkileri ve insan düşüncelerinin hemen hemen halen daha aynı olduğunu bizzat tespit edebiliyoruz. Bu iyi işaret aynı zamanda. Evet. Yani kültürümüzü çok gözlaştığına dair biz eleştirilerde bulunuyoruz ama değil. Bakın o dönemdeki halaylar vesaire tabii, yani tabii. o aynı. Yöresel uygulamalar, ritüeller hep devam ediyormuş. Tabii. Şöyle kültürel yozlaşıdan ziyade kültürel bir devinim yaşanıyor. Evet. Değişim. Evet. Yani her çağ revizyonla birlikte kendini ifade etmeye başlar. Şimdi dün de Öğretmen Akademisi'nde mimarlık ve şehir üzerine bir söyleşi yaptığımda orada da şöyle ifade ettim. Kişi kültür varlığı yapılarını muhakkak koruması gerekiyor. Çünkü medeniyetimizin bize bırakmış olduğu o sorumluluğu üstlenip en iyi bir safhaya getirdikten sonra yeni nesle aktarmamız gerekiyor. Bir de turizm potansiyelini düşünüp sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyutlarla değerlendirdikten sonra bunları bu tür sarmal içerisinde de restorasyonlarını yaparak gelecek nesle aktarılması gerektiğini söyledim. Kültürel revizyon insanı tamamıyla kendi geçmişinden koparmayacak şekilde her çağın muhakkak getirmiş olduğu değişmeleri biz içinde yaşayarak görmeye başlıyoruz. Sayın Hocam, yani Harput'tan bahsediyoruz tabii. Tabii bütün ki. Cümlelerimiz tabii. olacak. Harput'un tarihindeki, tarihteki rolü nedir ve tarihimizdeki rolü nedir? Evet. Yani geçmişten ve geleceğe, bugüne evet. Harput neydi ve şu an Harput bizim için ne ifade ediyor? Tabii şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Harput aslında bir coğrafya, bir bölgenin hı hı. ismiydi. Evet. İçinde birçok medeniyetin izlerini barındıran Harput aslında
tarihsel olarak baktığımızda İslam medeniyetinin de tezahür ettiği en önemli yerleşim alanlarından biridir. Camileriyle, mescitleriyle, türbeleriyle ve gayrimüslim yapıları olan kiliseleriyle, kaya mezarları, kalesiyle müteşekkil aslında bir tablonun bir parçalarının bütünleşik halidir. Bir de Harput'un şöyle bir güzel yanı var, doğası var. Evet. Yani vadileriyle, işte mağaralarıyla, demin ifade ettiğim kaya mezarlarıyla birlikte Harput bu şehrin kimliği, bu şehrin medeniyetimizden günümüze gelmiş olan izleri barındıran en önemli noktalardan biridir. Hani nasıl ki her insanın bir hüviyeti olur ya, nüfus cüzdanı. Elazığ'ın nüfus cüzdanı da Harput'tur aslında. Harput korunması, Harput'un gelişmesi, Elazığ'ın da korunup gelişmesi anlamına geliyor. Çünkü son zamanlarda hani turizm olarak ifade ediyoruz. İşte demin ifade etmiş olduğum turizm destinasyonu, sürdürülebilir turizm. Bunlar muhakkak global çağda önemli ama yerel ölçekte baktığımızda bizim kendimiz diyebiliriz yani şehrimizin özetidir Harput aslında. Önemsiyorum Harput'u. Tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi, oradaki rekreasyon alanlarının güzelleştirilmesi. Çünkü insanlar mekan kurgularıyla birlikte kendini yetiştirip geliştirebilir. Otantik ortam her zaman önemli. Restorasyona gelecektim hocam. Siz ne kadarına katılıyorsunuz? Yani o yapının restore edilmesi taraftarı mısınız? Ve hakikaten o yapıldıktan sonra o ruhun yok olma ihtimalini göz önünde bulundurularak yapılıyor bu daha çok. Ne kadar evet. başarılıyız efendim konuda? Şöyle, Türkiye'deki restorasyon çalışmaları ilk bize İtalyanlar tarafından öğretilip geldi. Evet. Biz tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını aslında uygun bir şekilde çağın da izlerini tutacak durumda yapıyı bütünleşik bir hale getirebiliriz. Çünkü niye? Eğer bir tarihi yapıda insanın nefesi yok ise o tarihi yapı yine yıkılmaya mahkum oluyor. Şöyle çok abartıya kaçmadan diyelim ki taşla restore edilmiş, siz getirmişsiniz üstüne işte taşın dışında mermerimsi malzemeler kullandığınızda yama gibi kalıp da medeniyetin izlerini silecek duruma evet. geldiğine ben de karşıyım. Evet. Ya çünkü bir tarihi yapı eğer restore edilecekse demin ifade ettiğim kendi üslubunun özelliğini koruyacak fakat o yapıya da yama gibi kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Buna önem ve ihtimam gösterildiği takdirde bütün tarihi yapıları kendi alanı ya da kendi alanına yakın faaliyetlerde ve fonksiyonlarda kullanılabilir. Çünkü insan nefesi çok önemli tarihi yapılarda. Sayın hocam, şunu merak ediyorum. Yani bir yerde kültürün beşiği Harput evet. ve orada o tarihi yapılar, geçmişi ve bütün uygarlıkları yansıtan bir yerde de bir kent var, betonermeden oluşmakta, evet. betondan oluşan, biraz ruhsuz. Evet. Siz o boyutuna nasıl bakıyorsunuz? Tabii. Yani bu kentleşme biraz o dediğimiz kültürel yapıya uygun mu olması gerekiyor? Şöyle, şimdi mekanlar ve şehirler aslında insanlar gibi canlı bir varlıktır. Evet. Ona canlılığını katan, içinde tarihi mekanları ya da yerleşim alanlarını kurgulayan insanlardan kaynaklanır. Hı hı. Şimdi Turgut Cansever, Bilge Mimar kitabında, yazısında şöyle ifade ediyor. İnsanlar diyor şehri kurar diyor, şehir de döner diyor insanların kültürel durumunu geliştirir ve insanı oluşturur diye bir cümlesi var. Tarihi yapılar, mekanlar bunlar aslında biraz da insanların hayata bakmış oldukları estetik gözle alakalı bir şeydir. Biz bugün kent kavramını mesela ben daha çok şehir kavramını kullanıyorum. Hı hı. Kent biraz daha bizim medeniyetimizden uzak bir ifade olarak değerlendiriyorum. Şehir bize daha yakın, daha sıcakkanlı duruyor. Ve her şehrin kendine özgü sivil mimarisi ve kimliği vardı. Şimdi betonerme binalar diyorsunuz ya, 1940'lı yıllarda
kapitalizmin aslında Batı'nın, Avrupa'nın dünyayı tek tiplileşme olarak kullanmak istediği betonarme binaları bir bir yaymaya başladılar. Bu bir bir yayılım ne oluyor? Biz artık şimdi Türkiye için söyleyeyim. Kayseri'ye gittiğimizde de aynı binayı görüyoruz. Başka bir ile gittiğimizde aynı. Elazığ'a geldiğimizde aynı binayı görüyoruz. Fakat tarihe baktığımızda aynı binaları göremiyorduk. Karadeniz'de farklı binalar vardı. Ege'de farklı yapılar vardı. İç Anadolu'da farklı yapılar. Ve hepsinin de bir hikayesi ve bir ruhu vardı. Şimdi buna mesela tepki gösteren, karşıt olan Uzak Doğu Asya kapitalizmi her ne kadar içine almış olsa da o kültürel mekanlarını ve imbiklerini halen daha koruyorlar. Direniyorlar tabii hala. Tabii direniyorlar. Bizim de direnmemiz gerekiyordu. Mesela Elazığ'da şimdi eski fotoğrafları muhakkak siz de görmüşsünüzdür. Bazı noktalardaki bazı yapıları korusaydık iyiydi. Çünkü o tarihi yapılar bizim aslında hafızamız, şehrimizin hafızasıdır. Kesinlikle. Şehrimizin mührüdür. Şimdi geçenlerde Elazığ Belediye'miz kent müzesini açtı. Evet. Kent müzesi bir şehrin kentsel olarak içinde barındırmış olduğu tarihi hafızadır aslında. Bunu keşke işte yıkılmamış bir şekilde, binaların olmadığı bir şekilde görseydik daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Garip değil mi hocam bir uygulama, evet. Bir sistem kapitalizm? Yani evet. Yemek kültürünü dayatıyor. Tabii ki. Tek tipleşme alanında. Görüntüler, insan görünümü, giyimler. Düşünün her şehri şey bile tek. Bu noktaya taşımaya çalışıyorlar. Çok ilginç. Öyle. Sayın hocam, peki bizim bu kendi kültürümüzü birilerine empoze etmemiz için, daha doğrusu tanıtmamız için çok da sivri kelimeler, hedefler belirlemeyelim. Neler yapılması gerekiyor? Yani uluslararası boyuta dahi getirdiğimizde ne gibi projelere ihtiyacımız var? Ne gibi adımlar atılmalı? Şöyle, bizim Türkiye aslında bir kültür hazinesi. Evet. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin ya da hangi toprağını eşelerseniz muhakkak bir tarih fışkırıyor. Biz memleketimiz adına konuştuğumuzda Harput'taki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını, rekreasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir de mesela UNESCO süreci var Harput'un. Şimdi turizm işte tanıtım dediğimizde en önemli durum aslında UNESCO'nun şu an geçici listesinde olan Harput'un asıl listeye taşınmasıyla birlikte dünya literatüründe turizm adına yer almış olacak. Ve bu şunu doğuruyor, UNESCO asıl listeye girildikten sonra Harput'ta ve Elazığ'da turizm adına çok ciddi miktarda hibe programları açılıyor ve bunlarla rahatlıkla daha farklı pozisyonlarda turistlere daha farklı alanları gösterebilme adına elinizi güçlendiriyor. Biz bunu yaptığımızda ben hep söylüyorum mesela programlarda olsun, arkadaş sohbetlerinde olsun. Biz Harput'u geliştirdiğimizde Elazığ gelişecek. Kesinlikle. Ve Elazığ'ın gelişim noktasını Harput'tan başlattığımızda gelen yerli ve yabancı turistler Harput'a gitmek için Elazığ şehir merkezini kullanacaklar. Ve bir takım farklı yol arayışlarına girip Hüseyinlik'i kullanacaklar. Hüseyinlik de Harput kadar tarihi bir yerleşim alanı. Kırsal turizm gelişim bölgesine çok iyi uymakta Hüseyinlik. Ve bunlar demin ifade etmiş olduğum gibi sosyoekonomik olarak da bu memleketimizde çok ciddi bir şekilde istihdam sağlanacak. Şimdi geçenlerde arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyorum ki herkesin bir uzmanlık alanı vardır. Fakat çok yönlü de bilgisi, tecrübesi mevcuttur. Şimdi Elazığ'ımızın yeraltı zenginlik kaynağı var, madeni var, işte mermeri var, tarım hayvancılığı var vesaire. Kültür sanatı da var. Ha belki ben bu tarafta olduğum için, bu pencereden baktığım için söyleyeceğim ama kültür ve sanat ile geliştirirsek eğer diğer bahsetmiş olduğum alanlar da gelişmeye başlıyor aslında. Hep örnek veriyorum, düşünün diyorum, Ütopya'nızı geliştirelim. Harput'u bütünsel olarak tamamıyla turizme açmışız. 2017 yılında Kastamonu valisinin ifadesiyle Safranbolu'ya 1 milyon turist geldi. 1 milyon turistin Harput'a geldiğini düşünelim, tasavvur edelim. Bunlar Elazığ'a gelecek, Kapalı Çarşı'yı gezecek,
Artı bu kez mermercilik sektörü diyecek ki biz artık magnet yapalım, bir süs eşyası yapalım. Çünkü artık ilgilisi ve muhataplısı yerli ve yabancı turistler olacak. İnsanlarda bir değişim olacak, bir dönüşüm olacak. Biz bunu sağlayabilirsek eğer Safranbolu gibi, Kemaliye gibi, Arapkir gibi burada da çok ciddi bir şekilde turizm hareketinin olacağını inanıyorum. Hocam yani bu işin içinde olduğunuz için söylüyorum belki dediniz ama işin dışındayım, kendi adıma söylüyorum. Hakikaten katılıyorum. Yani hakikaten kültür beşiği diyoruz ve çok önemli bir tanım bu. Evet. Gerçekten çok önemli bir tanım. Yani yöresel müziği yani birçok ustadan musikisi anlamında, yemekleri anlamında, tarihi yapıları anlamında yani kadri kıymeti bilinmesi gereken bir şehir. O yüzden şimdi ön plana çıkacak özellikler bahsettiğiniz gibi. Doğru efendim. Söylüyorsunuz. Çok özür dilerim. Yani Arapgir'den geliyoruz. Kemaliye, Harput. Devam ediyoruz işte Diyarbakır tarafından Kerkük'e kadar giden bir kültür çizgisi, rotası aslında bu. Affedersiniz. Bu rota içerisindeki zincirin halkalarını eğer güçlü kılarsak bu kültür hazinesini bütün bir cihana, dünyaya duyurmuş olacağız. O yüzden ben çok kıymet veriyorum. Harput'un gelişmesi, Elazığ'ın gelişmesi demektir diye düşünüyorum. Peki efendim vatandaşlar olarak yani Elazığ halkı ne kadar bu konuya hakim? Yani gerçekten bu kültürün, yaşadığımız kültürün, geçmişte yaşadığımız kültürün şu an biraz bu konuda bir eksikliğimiz var. Bir dejenerasyon söz konusu. Evet. Yani müziğe sımsıkı tutulmamız gerekiyor örneğin Elazığ müziğine ya da Elazığ'ın yetiştirdiği birçok önemli isim hala var, isimleri zikrediliyor. Ama daha çok popüler kültüre doğru akın akın gidiyoruz. Tabii, yanı sıra yemek kültürümüz fast food'a doğru gidiyor. Giyim tarzımız hadi o konuda biraz daha esnek davranabiliriz belki ama birçok alanda biraz geride kaldık. Daha doğrusu ileri gittiğimizi zannediyoruz. Yani halk olarak bize düşen nedir? Bu konuda. Şöyle demin konuşmalarımızda kapitalizmden bahsettik ya. Kapitalizm bir insana bir şeye ihtiyaçmış gibi gösterip alması için elinden gelen bütün çabayı göster diye dayatan soyut bir nasıl diyeyim baskıdır. Evet, bu doğru. Şimdi yeni nesilde bu kültür varlıklarını ve turizmi doğru bir şekilde medeniyetimizi doğru bir şekilde tarihimizi doğru bir şekilde anlattığımızda yeni nesilde biz bu hareketliliği görmeye başlayacağız. Şimdi demin ifade etmiş olduğum bilge mimar Turgut Cansever diyor ya şehri ihya ettiğiniz gibi diyor yeni şehri inşa ettiğiniz gibi yeni nesli de ihya etmezseniz diyor nesil kalkar diyor senin kurduğun şehri yıkar. Doğru. Evet çok doğru. Yani o kadar güzel bir tespitte bulunuyor ki biz kendimizden başlayıp yeni nesle tarihimizi, ecdadımızı ve medeniyetimizi doğru bir şekilde anlattıktan sonra nereden geldiğini ifade ettikten sonra bu biraz da parantez içinde dedeye hürmetin kıymetli olduğunu eğer doğru bir şekilde anlatırsak bu nesil gelecek nesle, kendinden sonraki nesle de aktarmasını sağlayacağız. Yemek kültürümüzü hakeza böyle artı inanç durumumuzu değil çok mi? İyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Sosyal ilişkileri bunları doğru bir şekilde okullarda, evde, sokakta iyi bir anlatıma sahip olmamız gerekiyor ki ve şu da bir gerçek anlattığımız kadar örnek davranışlara da sahip olmalıyız. Kesinlikle. Çünkü bizlere de söylüyorlardı. Kişi hatta okullarda da, üniversitede de, kitaplarda da kişi nasihattan çok gördüğü şeyleri örnek alır derler. Biz örnek alınacak davranışlar sergilememiz gerekiyor ki yeni nesil belli bir noktadan sonra kendini düzeltmeye başlıyor. Yani onu fark edeceğiz. Yani şöyle bir şey olabilir hocam. Popüler kültür yani bize bunu... Kapitalistler bunu örnek gösteriyor. Yani popüler olan her şey iyidir. Popüler olan her şeyin peşinden koşun. Onun için para harcayın, tüketin diyor. Evet. Bizim bu UNESCO mevzusunda popüler olan bir Harput, değil mi? Onların terimiyle yani yeni neslin o kelimeleriyle anlatırsak
popüler olan Harput olduğunda dolayısıyla yeni jenerasyonun yaklaşımı da farklı olacak değil mi? Tabii ki. Kültürü keşfetmeye çalışacak. Çünkü doğru olanın, iyi olanın o olduğu bir şekilde vurgulanacak. Aslında bu şekilde de popüler kültüre hani hizmet demeyelim de faydalanmak diyelim değil mi? Tabii ki öyle, evet. Öyle. Şimdi UNESCO'ya diyelim ki Harput asıl listeye girdi. Evet. Çok ciddi bir şekilde hibe programlarıyla Harput'taki tarihi yapılar, rekreasyonlar yapıldı, işte restorasyonlar yapıldı. Bunlar muhakkak bir amaç için kullanılacak. Kafe olacak, işte restoranlar evet. olacak vesaire. Yeni nesli modern mimarlığın dışında otantik mekanların içerisinde misafir ettiğimizde belli bir noktadan sonra bulunmuş olduğu mekanı sorgulamaya başlayacak. Bu insanoğlunun yapısında olan bir şeydir aslında. Yani ya bura neydi? İşte bu paşaydı diyelim ya da efendim bu kişiye aitti derken bu kez Harput'u araştırmaya başlayacak. Ve bunlar ister istemez demin ifade etmiş olduğunuz gibi popüler kültürden geleneksel kültürün temellerini atmış olacağız. Evet. Yani evet, böyle bir şey olacak. Yani evet. Çağdan çok uzaklaşmamak gerekiyor. Biz tabii kendi ki. Doğrularımızı Doğru. dikte ederken yeniyi unutuyoruz. Yani tabii. yeninin istediği bunlar. Ama niye bunlar? Doğru. Çünkü birileri tarafından bu empoze edildi. Doğru. Yani aslında gençleri de çok suçlamamak gerekiyor. Doğdukları çağ çok farklı. Yaşadıkları ortam çok farklı. Bunu sentezlemek gerekiyor galiba. Tabii ki şimdi. Değil mi? Yani değerlendirmek gerekiyor. Tabii, eğer bir ortamda ya da bir grup içerisinde deforme olmuş bir kültür varsa eğer bunu işte demin ifade etmiş olduğunuz gibi yeni gelenin önünü tıkamamak gerekiyor. Kendi çağımızın demin söylemiş olduğunuz gibi kıymetini bilmemiz lazım. Fakat kendi çağımızın güçlenmesi ve kuvvetlenmesi de basmış olduğumuz toprak diye ifade edeceğim kültür, harz. Evet, evet. Onun da sağlam dayanaklarının olması gerekiyor. Yani ikisini sentezlersek eğer ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Kesinlikle. Çünkü ben mesela üniversitede arkadaşlarla konuşurken futbol vesaire işte anlatıyoruz. Diyorum ki yurt dışındaki futbolcuları hepsinin ismini bir bir biliyoruz. Bilelim ama kendi Türk futbolcularımızı da bilelim. İnsan önce kendi gücünü ve kuvvetini bilecek, sonra batının durumunu, tespitini, sentezini ve analizini yapacak. Çünkü insan eğer kendi gücünü bilmezse, buhran ve bunalım içerisinde işte depresyona girme, aslında ben çok küçük ve çürük bir ailenin çocuğuymuşum deyip demin ifade etmiş olduğunuz gibi batının sarmalına girmeye başlıyor. İşte Aynen. o kuvveti, tarihten gelen azameti öğreteceğiz. Yine kendi çağını yaşasın. Öyle, öyle. Evet. Yani yeni çağ, bizim dönemimizde de öyleydi. Yani gençliğimizde nasihattan çok mutlu değil insanoğlu. Tabii ki. Sevmiyoruz nasihatı. Ve ailelerimizin, ebeveynlerin bir şekilde zorunlu kıldığı o yol, belirlediği yol, sizle de konuşmuştuk bunu. Ne oluyor? Sonrasında hayal kırıklığı yaratıyor. Kendi yolunda gitmeyen, hayalleri peşine gitmeyen bir çocuk profili ortaya çıkıyor. Genç, yaşlı profili ortaya çıkıyor. Doğru. O nasihat dönemini biz geçelim. Şu an yaşadığımız dönemi de iyi tanımamız gerekiyor. Tanımamız gerekiyor. Evet, şu an gerçekten yeni çağ, Tabii. yeni nesle bazı kültürler hakim. Onlar evet. yönlendiriyor. Evet. Birileri yönlendiriyor. Onlara küsmek yerine onlarla barışık bir şekilde belki bir zaman sonra o istediğimiz noktayı onları Tabii getirebiliriz. Değil mi? Doğrularla. Mesela Harput'ta bazen misafirler geldiğinde, gezdiğimizde hep kurmuş olduğum bir ifadedir. Harput piknik alanı sadece değil. Evet, evet, Harput demin ki konuşmalarımızda altını çizerek söylediğim medeniyetimizin tezahürüdür, yansımasıdır Harput. Yani biz bugün Osmanlı medeniyeti, Selçuklu medeniyeti ya da genel perspektifte baktığımızda birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış diyoruz ya, bunların yaşamış oldukları yerleşim alanıdır. Siz Harput'ta gezdiğinizde buranın bir medeniyet noktasında önemli bir konumda olan yerleşim olduğunu bilip öyle gezin diyorum. Şimdi geçenlerde bir tane yaşlıca amcamız bana dedi ki oğlum dedi Harput'u o kadar çok tabii şu an düzenlendi işte müzeler açıldı vesaire. Evet. Bu geçenlerde eski zamanları söylüyor. Harput'u diyor o kadar çok harabe gördük ki dedik hele hiç düzelmeyecek.
Ve belli bir noktadan sonra insanlarda öğrenilmiş çaresizlik başlıyor. Bu da artık daha görmüş olduklarıyla birlikte aynı şeyin sabitesini kabul kılıp hiç değişmeyeceğini öngörmeye başlıyor. Bu da ne oluyor? İnsanın hayata bakışını göz diye ifade etmiş olduğumuz o organla birlikte iç dünyası ve duyguları da artık sarsılmaya başlıyor. Dün mesela konuşmada söylüyordum, modern kentleşmeyle geleneksel mekanlar insan ruhuna işleyen, insan bakışıyla duygularını depreştiren çok farklı iki zıt kutuptur. Bugün biz modern mimariye baktığımızda şehirlerimizin kurulumundaki keskin çizgiler, keskin hatlar, yüksek binalar, sokaklar, caddeler aslında insan ruhunu fena bir şekilde etkileyip depresyonik hallere sokmasına bile sebebiyet veriyor. Şehirler insanları çok etkiliyor. Ferah ve geniş mekanlar insanları daha çok rahatlatıyor. Biz mesela, siz de muhakkak öylesinizdir, tarihi ve otantik mekanlara ya da yapılara gittiğimde kendimi çok huzurlu hissediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Enerji diyoruz ya, bir enerji var orada. Yani şu Uzak Doğu felsefesinin ritüelleri var biliyorsunuz işte. Evet. Doğayla iç içe bir şekilde, evet, meditasyonlar vesaire yapılıyor. Neden oturduğunuz evde çok bu yapılmıyor? Çünkü dediğim, evet, gibi her şey ruh. Yani her şey bir enerjiden ibaretse. Kaynaklı. Enerjinin, tabii, yükselmesi de, enerjinin olumluya dönüşmesi de tabiatla oluyor, doğayla oluyor. O geçmişin yaşanılan o ruh, yaşanılan o ortamın, onu solumakla, doğru, oluyor galiba. Biz betonun parçası değiliz. Biz toprağın, ağacın, evet, doğan ve tabiatın parçasıyız. Şimdi bizler de apartmanlarda oturuyoruz. Fakat fırsat buldukça ya bahçeli bir evimize geçiyoruz, ya kırsal bir bölgeye gidiyoruz, evet, ya piknik yapmak için farklı alanlara gidiyoruz. Niye? Çünkü biz aslında doğanın bir parçasıyız. Doğanın parçası olduğumuz için tarihi yapılarımıza baktığımızda taş, tuğla, kerpiç, ahşap, bu malzemeler hem sağlık açısından çok iyi, hem de parçası olmuş olduğumuz doğanın bütünleşmesinde en önemli ayaklardan biri oluyor insanoğlu. Demin o yüzden söyledim. İnsan nefesi yapıyı ayakta tutan en önemli ögelerden biridir. Hepimizin ortak bir kokusu var hocam. Yani, evet, yağmur sonrası toprak kokusu. O kokudan herkes çok memnunsa demek ki şu an yaşadığımız o sıkıştığımız yer doğru bir yer değil insan, evet, için. Tabii çağa ayak uyduruyoruz. Yapılaşma vesaire, tabii bunları çok sorgulayamıyoruz. Konuya da çok hakim olmak gerekiyor bunu tabii söylemek için. Ama İstanbul'a gittiğimizde mesela yağmur yağdığında sadece bir ıslaklık hissediyorsunuz. Elazığ'da böyle değil ama, ya, evet, da doğuda, evet, diğer bölgelerimizde. Kokuyla birlikte bir serinlik teneffüs hissediyoruz. Ediyor, ağlıyor, bunun kıymetini, evet, bilmek de çok önemli. Doğru. Yani, çok çok önemli hocam. Doğru. Şimdi az önce ben göz attım, hocamızın da bir hediyesi. Hediye ettiniz değil mi hocam? Tabii ki, arada? Tabii ki efendim. Geri vermeyeceğim çünkü. efendim, arşiv kayıtlarına göre Harput'ta vakfa tabi meslek grupları, Kadir hocamızın, Kadir Atıcı'nın yazdığı bir kitap. Deneyimlerinden, birikiminden yola çıkarak yazmış. Dolu dolu bir kitap. Ben baktım, hatta hemen birkaç kelimeyi aktardım hocamıza. Aa, bu anlama geliyormuş diye. Evet. Sayın hocam, nasıl hazırladınız bunu? Arşiv kayıtlarına göre hazırladınız. Evet. Kitabın içeriğini biraz anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Şöyle, hurufat defterlerini sürekli bu meslekle alakalı olan, evet, uzmanlar takip ederler, okurlar. Ben de bir takım araştırmalar yapmak için hurufat defterlerini elime aldığımda, araştırmalar yaptığımda Osmanlı arşivinden, Cumhurbaşkanlığı arşivindeki belgelerde, ya önüme hep aslında vakfa tabi ifadesini vakıf mütevelli heyetleriyle birlikte maaşlarını alıp da hizmet eden kişileri gördüm. Meslek gruplarını gördüm daha doğrusu. İçerisindeki Akbeş olsun, Lokeş olsun, Bevvap olsun, bu tür meslek gruplarını icra eden kişiler paralarını veya da maaşlarını başka bir insanların vakfetmiş olduğu yapılardan gelen gelirle karşılıyordu. Ben bunu görünce böyle bir kitap yazma gereksinimi duydum. Benim ilk kitabım, ikinci kitabım Tarihte Harput Medreseleri olacak. O da inşallah önümüzdeki aylar içerisinde devam ediyor değil mi hocam, onunla ilgili çalışmalarınız çıkacak. Evet.
Kitabın hikayesi böyle gelişti. Ya biraz da hurufat defterinden ki meslekleri cımbızla tutup çektim. Bir bir onları bahsetmeye çalıştım. Hakikaten yani sırf kitap elimde diye ya da konuğumuz burada diye söylemiyorum. Evet. Benim alanım olduğu için de belki çok bununla ilgili metiyelerde bulunacağım ama tam da işte özellikle kelimeler, özellikle kelimelerin anlamları, kullanış yerleri bunlar var. Mesela hocam burada damcı demişsiniz. Geleneksel Harput evleri iki katlı cumbalı olarak inşa edilmişlerdir. Bu yerlerin yapımında kullanılan malzemeler ise taş, ahşap ve kerpiçtir. Bazı evler tamamen kerpiçten inşa olunurken bazı evlerde dere taşının sık kullanıldığı taş evlerdir demişsiniz. Bu evlerin üst örtüleri ise damlıdır. Düz dam, evet. Damların yapımında Harput'ta bulunan kil yoğunluğu fazla olan toprak kullanılmıştır. Bu vesileyle de yani bu kitapla da işte kendi kültürümüze hakim olabiliyoruz ya da adım adım ilerliyoruz. Tarih bulunmuş olduğu mekanı ve doğayı çok iyi kullanıyordu. Evet. Taşı, kerpiçi, ahşabı her şeyiyle düzenli ve simetrik bir şekilde kullanıyordu ya. Bunu biz hem görüyoruz hem okuyoruz öyle diyeyim. Hocam bu bir meslekmiş. Evet. Tabii ki. Damlar Harputlu'nun yazın uyuduğu kışlık erzaklarını yanı serinli kurutmaları yaptığı alanlardır demiş. Damcılık mesleğini icra edenler ise gerek görüldüğünde sivil mimaride ve genellikle kamu binalarında belli bir ücrete tabi olarak üst örtüleri, damlı yapıları onarırlarmış. Damcı evet. diyoruz bunlara. Evet. Bir nevi lohkeşlik, az önce lohdan hocamıza yayın öncesinde bahsettim. Birçok dilde de kullanılıyor bu, etnik dillerde. Bir nevi lohkeşlik mesleğiyle de ilintili olan damcılık farklı yanı evlerin ve kamu yapılarının üst örtülerini yani damlarını da inşa ederlermiş. Tabii ki. Çok güzel. Peki hocam. Devamı gelecek ama değil mi? İnşallah, inşallah. Yani imkan el verdikçe yazmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden okumaya başladım, yayını unuttum. Teşekkür ederim. Sayın hocam, peki şöyle UNESCO'da bizim eksik noktalarımıza da bir değinelim hocam. Çünkü çok merak konusu. Evet. Şu an kalıcı listeye girmek için eksikliklerimiz nelerdir? Şöyle 2017 yılında bir önceki belediye başkanımız olan Mücahit Yanılmaz ile süreç başladığında evet. Paris'te UNESCO'nun başkentinde Harput'taki tarihi yapıların kazıları, restorasyonları anlatılınca bu UNESCO'nun geçici listeye girilmesine ve bu tarihi yapıların restorasyonları yapılarak turizm destinasyon planlama çalışmasıyla birlikte asıl listeye girilebileceği durumu tespit edildi. Ve şu anda Harput'ta mesela basın müzesinin olması, kahve fincanı müzesinin olması, daha sonra musiki müzesinin olması, hamam müzesinin olması Harput için aslında önemli bir adım. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Ya yani bütün tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi. Hocam çok özür dilerim. Mesela buyurun. Müze sayımızın kaç tane olması gerekiyor? Şöyle aslında rakamsal bir ifadeleri yok UNESCO'nun kriterlerinde. Evet. Müzelerin varlığı artı demin ifade etmiş olduğum sokak iyileştirme çalışmalarının yapılması, diğer tarihi yapıların restorasyonlarının ve yanında çevre düzenlemelerinin de yapılmasıyla birlikte aslında bir turizm master eylem planının oluşturulmasının gerekliliği söyleniliyor. Fakat bunların üzerindeki üst başlığımız alan yönetim başkanlığıdır. Şimdi UNESCO geçici listeye girilen illerde öncelikli adım olarak alan yönetim başkanlığı kurulur. Bu alan yönetimi başkanlığı demin ifade etmiş olduğum kriterleri ve iş ve faktörleri takip eder. Takip neticesinde yapılmayan bir nokta görüldüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla iletişime geçer, yapılması gerektiğini, önemini ve mahiyetini anlatır ve bu alan yönetimi başkanlığı tarafından hazırlanan rapor ve dosyalar UNESCO Türkiye Milli Komitesi'ne gönderilir. Yani UNESCO'nun geçici listede bulunmuş olduğu yerlerdeki asıl muhatabı alan yönetim başkanlığının hazırlamış olduğu raporlardır. Yani bu başkanlık kurulduktan sonra demin ifade etmiş olduğum tarihi yapıların çalışmaları takip edilmesi gerekiyor. Mesela Hoca Hasan Hamamı
restore edildi belediyemiz evet. tarafından hamam müzesi. Fakat kale hamamı var, Kızıl Kilise duruyor, Esediye hamamı var, çevre düzenleme çalışmaları var, buzluk mağarası var vesaire. Bu tür çalışmalar da ivedi bir şekilde ne kadar yakın bir zamanda yapılırsa eğer asıl listeye girme adına elimiz daha güçlü olur. Bir süresi var mı bu arada hocam? Şöyle çok bir süresi yok, bir sınırlama yok. Fakat uzun bir süre geçici listede kalınma da aslında biraz prestij kaybıdır. Anladım. Yani Harput'umuz deminden konuşuyoruz ve yıllardır konuşula gelen Harput'umuz UNESCO'nun asıl listesine global ifadeyle yakışıyor. Girmesi evet. gerekiyor. Evet. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür dolu dolu ediyorum. Bir program oldu. Çok sağ olun. Bu arada kitap için de ayrıca teşekkür ediyorum. Nereden temin edebilirler hocam bu arada? Baskıya... Şöyle burada kitap evlerinde var. Var. İnternette de var. Tabii rahatlıkla evet. ulaşıp bulabiliyorlar yani. Evet. İzleyenlerimize de bir kez daha tavsiye ediyorum. Gerçekten okuduklarında da bir şeyler elde edecekler. Yani neyi elde etmek istiyorlar ya, artık? Biz kitapla geleceğe bir mektupname evet. yazıyoruz. Araştırmalarla insanlara farklı pencereler açmanın telaşındayız. Yani biraz da İslam inanç bağlamında sadakayı cariyemizi arttırmanın telaşındayız. Evet. Öyle diyeyim. Ama hepimizin aldığımız, kullandığımız, yediğimiz, evet. içtiğimiz bir şeyden bir beklentimiz var ama kitap beklentinizi karşılayacak. Okursanız zaten ya bir evet. iyi bir okursanız evet. bir okurun istediği bütün ayrıntılar var. Özellikle kültürümüze hakim olma konusunda da size büyük büyük yardım olacak efendim kitabın. Birkaç satırını okumam daha iyi yeterli oldu. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum ben size. Tekrar sizi programa bekliyoruz. Çok verimli, ediyorum. Çok dolu, çok güzel, çok hakikaten verimli oldu. Her şeyden önemlisi verimli oldu efendim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Aslında sizin de tarihe ve sanat tarihine evet, merakınız beni de biraz heyecanlandırdı. Ya, ben de çok heyecanlandım evet. hocam. Evet. Özellikle son günlerde değerli hocamız Arif Çakmak, evet. değerli müdürümüz konuklar arasında özellikle böyle bir seçime gidiyor. Evet. Benim ilgi alanıma doğru da gidiyoruz ve Tabii. çok da mutlu oluyorum. Ya ben çok Arif gurur Bey'e duyuyorum. De buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de şehrimizin deminden beri konuşmuş olduğumuz o kimliği korumanın mücadelesini veriyor. Çok doğru. Kimlik çok, çok önemli. Çok çok iyi ifade evet. ettiniz hocam. Yani evet. hangi terim kullanılır, neler kullanılır evet. Arif Hoca için diye düşünürken evet. çok da güzel bir ifade kullandınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın ben Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Efendim ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Birazdan bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.